Merhaba arkadaşlar, ben Elif Serra. Bu bizim ilk videomuz. Hadi isterseniz şimdi başlayalım. Dashboard'dan ilk önce level 1'e giriyoruz. Level 1'den Events'e giriyoruz. Add Event'ten basitten Vendoring'i açıyoruz. Vendoring'den Drawing. Drawing, ilk karşımıza çıkandan ilk tane alıyoruz. Bunları Vendoring'e koyuyoruz. Game Attributes'dan Getters, Create New Game Attribute. Hero Score yazıyoruz biz. Ama siz isterseniz Hero ve Score ile ilgili başka şeyler de yazabilirsiniz. Mesela Score Hero. Evet arkadaşlar, bir de Score Enemy ya da Enemy Score yazacağız. Okey. Bunları yerleştiriyoruz. Science'a giriyoruz ve Hero'nun skorunu ve Enemy'nin skorunu nereye yazacağımızı seçiyoruz. Mesela şu an Hero'nun skoru X 48, Y 41. Event'e geri dönüp bunları kaydediyoruz. Hero 48, Y 41'de. Geri Science'a dönüp Enemy'ninkine bakıyoruz. Enemy'ninki 420'ye 40. Event'e geri dönüp bunu da kaydediyoruz. 420'ye 40. Evet arkadaşlar, şimdi dashboard'a geride actor types ve oradan da enemy. Enemy'den events ve ben actor of type ve buradan arkadaşlar game attributes ve setters. Setter set enemy score 2, set hero score 2. Bunları alıp kill self'in altına ve kill actor of type'ın altına koyuyoruz. Sonra toplama işlemleri alıyoruz iki tane. Bunları ikisine de yerleştireceğiz. Arkadaşlar game attributes getters ve enemy score hero score. Onları yerleştirip boş yerlere de bir ekliyoruz. Tabii siz 2-3 yazabilirsiniz. Bunlar diyelim ki hero kazandı. Hero'ya 1 puan, 2 puan. Öyle. Şimdi level 1'e girip deneyebiliriz. Test Science ve bakalım ne çıkacak karşımıza, olacak mı olmayacak mı? Evet, karşımıza çıktı. Dövüş başlasın. Evet, maviye dön, hemen. Evet. Bir kez daha yapalım. Hero'nunkine geldi. Ne güzel. Bozukluk çıkmadı. Evet. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz.